Efendim şimdi de konuşmalarını gerçekleştirmek üzere Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu Beyefendi'ye kürsüye davet ediyorum. Buyurun efendim. Kudüs için omuz omuza. Kudüs bizimdir, bizim kalacak. Efendim hepinize en içten selamlarımı, saygılarımı ve muhabbetlerimi sunuyorum. Az önce Sayın Genel Başkan'ı büyük bir dikkatle dinledim. Gerek yaptığı açıklamalar, yaptığı önermeler, gerçekten de herkesin dikkatle dinlemesi ve gereğini yapması gereken önermeler. Ben size kısaca özet olarak Filistin'i anlatmak isterim. 15 Temmuz 1992. 15 Temmuz 1992. Bir cuma günü. 40 günlük bir kuşatmanın sonucunda Haçlılar Kudüs kentini ele geçirirler. On binlerce Müslüman katledilir. 2 günlük yağmanın sonunda kentte tek bir Müslüman dahi bırakmazlar. El Harabi Müslüman ülkeleri bundan önce hiç bu kadar vahşice perişan edilmedi diye tarihe not düşer. Sadece Müslümanlar mı? Yahudiler de bu dönemde öldürülür. Hazreti İsa'nın kabrinin bulunduğuna inanılan kutsal Kabir Kilisesi'nde ibadetlerini bir arada yapan Rum, Gürcü, Ermeni, Kıpti din adamları işkenceden geçirilir. Ve Haçlıların işgalinden yaklaşık 95 yıl sonra 2 Ekim 1187 yılında Kudüs yeniden Müslümanların olur. Üstelik bir Miraç gecesinde büyük bir kumandan kentin kaderini yeniden Müslümanlara verir. O kumandanın adı Selahaddin Eyyubi'dir. Haçlıların yaptıklarının aksine Selahaddin Eyyubi şunları yaptı. Kim olursa olsun tek bir Hristiyanlığı dahi rahatsız etmedi. Kutsal Kabir Kilisesi'nin yıkılması isteğini reddetti. Tüm ibadetlerin korunması talimatını verdi. Binlerce Hristiyan'ın kentten fidye ödemeden ayrılmasına izin verdi. Hristiyan kadınlara ve yetimlere hediyeler verdirdi. Ve El-Aksa Camii'nin tepesindeki hacı indirdi. Kiliseye çevrilmiş olan cami gül suralarıyla yıkanarak yeniden ibadete açıldı. Selahaddin Eyyubi Allah'a ve imanına karşı görevini yerine getirmişti. Onun için en büyük zafer Kudüs'ün kine, istilaya, talana izin vermeden kurtarılmış olmasıydı. Selahaddin bunları yaparken örnek aldığı kişi şüphesiz ki Hazreti Ömer'di. Hazreti Ömer de milattan sonra 638 yılında Kudüs'ü fethettiğinde tüm kent halkının canlarını ve mallarını güvence altına alınmıştı. Selahaddin Eyyubi'nin temelini attığı barış ruhu Kudüs'e yüzlerce yıl hakim oldu. Osmanlı Devleti boyunca da Kudüs tüm dinlerin özgürce yaşam sürdüğü bir barış kenti kimliğini sürdürdü. Biz Müslümanlar için Kudüs Mekke ve Medine'nin ardından üçüncü kutsal kentimizdir. Bizim ilk kıblemiz Mescid-i Aksa Kudüs'te bulunmaktadır. Sevgili Peygamberimizin Meclis-i Haram'dan Meclis-i Mescid-i Aksa'ya oradan da göğe yaptığı Miraç yolculuğu nedeniyle Kudüs bütün Müslümanlar için özel bir yere sahiptir. Yahudiler dualarını dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar Kudüs'e dönerek yaparlar. Ve Hazreti Davud'un saltanatının Kudüs'te yeniden tesis edileceğine inanırlar.
Hristiyanlar Hazreti İsa'nın dünyevi hayatının Kudüs'te sona erdiğini kabul ederler. Dolayısıyla üç ilahi din içinde, semavi din içinde kutsal olan Kudüs'ün bir barış kenti olması gerekmektedir. Ancak ne yazık ki Kudüs dinler arası gerilimlerin, din merkezli savaşların ve mücadelelerin adresi oldu. Bugün bu mücadelenin yeni bir aşamasındayız. Çağımızın haçlı zihniyetiyle Kudüs Müslümanların ve Filistinlerin ellerinden alınmak isteniyor. 1092'de Haçlıların Kudüs'ü işgal ettiklerinde yaptıklarıyla bugün yapılmak istenen aynıdır. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Trump'ın açıkladığı sözde barış planı yüzyılımızın Haçlı Seferi zihniyetidir. Kudüs'ün ortasına bir bomba konmuştur ama o bombanın etkisini gidermek hepimize düşüyor. Filistin devleti Kudüs'ten, Kudüs Filistin devletinden ve Müslümanlardan koparılmak isteniyor. Oysa yaklaşık 1000 yıl önce Haçlılara karşı Müslümanlarla birlikte Kudüs'ü koruyanlar da Yahudilerdi. Oysa yaklaşık 900 yıl sonra Selahaddin Eyyubi'nin Kudüs'ü yeniden özgürleştirdiğinde kente özgürce dönenler Müslümanlarla birlikte de yine Yahudilerdi. Farklı Hristiyan mezhepleri yüzyıllardır Kutsal Kabir Kilisesi'nden birlikte ibadet edebiliyorlarsa biz bu Müslümanların sayesindeydi. Tarihin bize öğrettiği budur. Tarihin bize öğrettiği bir başka gerçek ise şudur. Yüzlerce yıl önce bu topraklar Haçlı seferlerine karşı direnmeyi başardı. Türklerin öncülük yaptığı Müslümanlar başta olmak üzere tüm Orta Doğu halkları Haçlıları yenmeyi başardı. Yüzyılımızın Haçlı zihniyetinin planlarını da bizler boşa çıkardık. Bundan sonra da Allah'ın izniyle boşa çıkaracağız. Herkesi kucaklayan, herkeste dayanışma içinde olan yeni bir yaklaşımla yapacağız bunu. Az önce Sayın Genel Başkan'ı büyük bir dikkatle dinledim. Kimlik üzerinden, inanç üzerinden, yaşam tarzı üzerinden bizi bölmeye, emperyalistlerin aleti etmeye çalışıyorlar. Emperyalizme karşı, egemen güçlere karşı bütün mazlum milletlerin birleşmesi bizim ahdimizdir. Bunu herkes böyle bilmeli. Değerli arkadaşlarım, binlerce Türkiye'li kardeşimiz Filistin mücadelesine destek vermek amacıyla Filistin'e gitmekten çekinmemiştir. Bugün Filistin'de ve Lübnan'da Türk gençlerinin mezarı bulunmaktadır. 1970'li yıllarda Türkiye'nin ahlakını ve vicdanını temsil eden bizim gençlerimiz Filistin davasının neferleri oldular. Aynı tarihlerde milli görüşçüler de Kudüs mitingleri yapıyorlardı. Bu noktada İsrail'e karşı Filistinlilerle birlikte ölüme yürümekten korkmayan Türk üyenin yurtsever devrimci gençlerini ve ilk Kudüs mitingini 1969 yılında Konya'da düzenleyen Milli Görüş'ün kurucu lideri merhum Necmettin Erbakan'ı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Unutulmamalıdır ki Kudüs ve Filistin birbirinin karşıtıymış gibi görünen iki siyasi tarafı ortaklaştıran bir davadır. Hepimizin kalbi Filistin ve Kudüs için atmaktadır. Çünkü hepimiz hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Türkiye. Hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir Orta Doğu. Ve hakkın, hukukun ve adaletin hakim olduğu bir dünya için mücadele ediyoruz. Her firavunun bir Musa'sı vardır. Bizler günümüzün firavunlarına karşı her birimiz birer Musa'yız. Hiç kimse umutsuzluğa kapılmasın. Sevgili Peygamberimiz Mekke'den Medine'ye hicreti sırasında kendisine yol arkadaşı olan Hazreti Ebu Bekir'e bulundukları
mağarasında şunu söylemiştim. Üzülme, Allah bizimle beraberdir. Biz de diyoruz ki İslam dünyasındaki tüm parçalanmışlığa rağmen bazı İslam ülkelerinin Trump'ın sözde barış planına destek vermiş olmalarına rağmen, İslam dünyasındaki akan kana, gözyaşına rağmen biz de diyoruz ki Allah hak, hukuk ve adalet diyenlerle beraberdir. Filistin için hak, hukuk ve adalet, Kudüs için hak, hukuk ve adalet diyoruz. Adaleti, hakkı ve hukuku Filistin kardeşlerimizle birlikte inadına koruyacak ve savunacağız. Hepinizi muhabbetle selamlıyorum.